Biz aslında Yunanistanla Türkiye olarak dost olmak istiyoruz. <laughs> Türkiye e, e, Cumhuriyeti her zaman barıştan yana olmuştur. Biz mesela Sakarya'da, Kocatepe'de, Dumlupınar'da bu mücadeleyi verdikten sonra Mustafa Kemal Atatürk'ümüz 9 Eylül'de İzmir'e girerken Yunan bayrağını önüne seriyorlar. Yunan bayrağını kaldırıyor ve diyor ki bir ülkenin bayrağına saygı duyulur. Bir ülkenin bayrağına basılmaz. Bayrağı kaldırıyor, katlıyor ve en üstteki rafa koyuyor. O günden sonra da yanındaki komutanlara dönerek diyor ki 100 sene önce artık Yunanistan'la biz barış içerisinde yaşayacağız. Ama Yunanistan Türkiye'mizin uzatmış olduğu o barış elini her zaman yumruğunu sıkarak cevap veriyor. O yumruk sıkıldığı zaman da sıkılı bir yumrukla maalesef tokalaşma imkanı olmuyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'mizin dış politikası yurtta sulh, dünyada sulh yani yurtta barış, dünyada barış esasına göre kurulmuştur. Biz de Türkiye Değişim Partisi olarak diyoruz ki silahlar gitsin hı hı. ve barış gelsin. Biz dün Yunanistan parlamentosunun önüne Yunanistan'ın başkenti Atina'ya Atina parlamentosunun önüne giderek bir barış çağrısında bulunduk. Hı hı. Genel sekreterimiz, teşkilat Başkanı'm, Sayın Teoman Mutlu'yla birlikte Yunanistan parlamentosunun önüne gittik. Barış çağrısında bulduk. Ne dedik? Sayın Miçotakis. Çözümü Amerika'da arama. Çözümü Avrupa Birliği'nde arama. Sayın Miçotakis, özellikle Amerika Birleşik Devletleri parlamentosunda yaptığınız konuşma şık olmamıştır. Demokratik olmamıştır. Adaletli olmamıştır. Komşuluk ilişkileri açısından da dostluğa yakışmayan bir konuşmadır. Sayın Miçotakis, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeden önce Türkiye'ye geldi. Burada çok sıcak da bir ilişkiler vardı. Demek istedi ki Sayın Miçotakis, Türkiye'de başka, Amerika'da başka, Brüksel'de başka konuşma. Türkiye olarak biz barıştan yanayız. Bak gerekirse, gerekirse biz şu anda Yunan parlamentosunun önünde Türk bayrağını açıyoruz. Dediniz ve açtınız. Ama o bayrağı niye açtık? o bayrağı biz savaş açmadık. O bayrağı biz barışa açtık. O bayrağı biz demokrasiye açtık. O bayrağı bir uyarı açtık. Bakın o bayrakta dedik ki ey Yunanistan Ukrayna'nın durumuna düşme. Yani Avrupa Birliği ve Amerika'ya güvenme. Avrupa Birliği'ne ve Amerika'ya güvenen Ukrayna'nın durumu ortada. Sen de Avrupa Birliği ve Amerika'ya güvenme. Kime güven? Komşun Türkiye Cumhuriyeti'ne güven. Hı hı. Böylesine bir barış çağrısında bulunduk. Barış çağrımız son derece önemliydi. Şimdi ve Şimdi ek, ekrana da ve, verildi. Evet. E, oradaki barış çağrınız şu anda ekranda. Ses var mı arkadaşlar görüntüde şu anda? Evet. 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 Yani e, o barış çağrımızdaki hı hı. ana amacımız Melis Hanım şuydu. Biz Ege Denizi'nin. Savaş gölü olmasını istemiyoruz. Hı hı. Ege Denizi'nin barış gölü olmasını istiyoruz. Hı hı. Yunan halkı ve bizim Türk halkımız barış istiyor. Savaş istemiyor. Şimdi onu konuşacağız. Dün, Yunanistan adaları silahlandırıyor, orada da bir gerilim var. Bununla ilgili size sorum olacak ama bayrağı açtıktan sonra bir tepkiyle karşılaştınız değil mi? Onu da dinlemek isterim sizden. Ne oldu? Sonrasında? Bayrağı açtıktan sonra e, maalesef e, bir bir değil tepkilerle karşılaştık. E, ama genel sektörümüzün muhteşem İngilizcesiyle hı hı. vakur duruşuyla. Genel Sekreterimiz Sayın Teoman e Mutlu'nun olayı çok hafif bir şekilde atlattık. Onların amacı şuydu, amacı şuydu. Bir grup gelip benim göğsümdeki Türk bayrağını alıp o bayrağımıza karşı negatif hareketler yapmakta ama biz asla bayrağımızı teslim etmedik. Şimdi ekrandaki görüntü sonrasında evet. bir fiziki şiddete maruz kaldınız mı? Ne oldu orada yani? Orada orada bir kere <laughs> sevindiğim nokta şu oldu yani Allah razı olsun <laughs> bizim bayrağımızın bilinme oranı muhteşem yani orada daha bayrağı açar açmaz hemen etraftan nasıl da tanıyorlar nasıl biliyorlar ufak çocuklar bile koştular bayrağı açınca tabi onlar Yunanca konuşuyorlar bir bizim tabi genel sektör çok iyi İngilizce konuşuyor. Hı hı. Ondan sonra biz dedik ki barış için buradayız. Başka bir niyetle burada değiliz. Tabi dediler ki yani bizim e, Yunanistan parlamentosunun önünde Türk bayrağını açamazsınız. Biz dedik bu bayrağı barışı açtık, Sevgiyi açtık, insan haklarına açtık, demokrasiye açtık ve Michotakis'i uyarmak için bu bayrağı açtık. Ve biz dedik ki Michotakis, bak sayın Michotakis, Yunan parlamentosunun önünde Türk bayrağını açıyoruz. Sen Avrupa Birliği'ne, Amerika'ya güvenme. Ukrayna'nın durumuna düşersin. Uyarı görevimizi gerçekten yaptık. Hı hı. E, o arada e, beni güvenli bir bölgeye aldılar. Genel sektörümüzde e, maalesef e, fark, fiziki e, kısmen müdahaleler de oldu. Fizik Sözlü sataştılar Evet maalesef ondan hı hı. sonra. Biz bir kere 9 saat bulunduğumuz yerden uçak saatine kadar hatta 11 saat uçak saatine kadar bulunduğumuz yerden hiç ayrılmadık. Onun dışında ben Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, ekibine, Bakan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle Dışişleri Bakanlığımızın bütün personeli devreye girdiler, kol kanat geldiler. Hele hele bir Atina büyükelçisi var ki muhteşem bir adam. Atina büyükelçisi bizi bir dakika, bir saniye, her dakika bizi aradı. Hiç yanımızdan sağ olsun... adeta ayrılmadı. Hı hı. Gerekli tedbirleri aldı. Atina büyükelçimizle de ne kadar duysak azdır. Ama ben bütün ıı, diplomatların şahsında Dışişleri Bakanımız ıı, Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, ekibine, Bakan Yardımcımıza, Yavuz Selim Bey'e özellikle çok teşekkür ediyorum. E, muhteşem bir dayanışma içerisinde. Hemen ilgilendiler. Ben dün, dün, hayır, ben dün devletimle gurur duydum. Hı hı. Evet çok kıymetli. Ee, tekrardan geçmiş olsun diyelim size de. Tamam. Şimdi evet Yunanistan adaları silahlandırıyor. Az önce de söylediğim gibi şu anda da bir gerilim var. Ee, siz de ABD'ye karşı açıklamalarda bulunuyorsunuz. Sizce bu Yunanistan'ın kendi tavrı mı? yoksa e, arkasında başka güçler mi var? Bu Yunanistan'ın kendi tavrı olduğunu ben e, düşünmüyorum ama Yunanistan'da bu arada tavır koyabilir. Yunanistan diyebilir ki hı hı. biz NATO ülkesiyiz. Türkiye'de NATO ülkesi bir e, silahlanma olacaksa orantısız bir silahlanmayı biz doğru bulmayız. Yani NATO ülkeleri, NATO, NATO, NATO ülkesi iki ülkeye eşit oranda davranması lazım. Ama şu anda görüyorum ki Yunan adalarında çok orantısız bir şekilde, orantısız bir şekilde NATO'nun silahlandığını görüyorum. Bunu da NATO'nun NATO, NATO ülkeleri arasındaki eşitlik anlayışına, NATO ülkeleri arasındaki aynı mesafede bakması açısından. Kesinlikle doğru bulmuyorum. Ee, NATO Yunanistanı şımartmaya devam ediyor. Yunanistan'da Avrupa'nın şımarık çocuğu rolünü oynuyor ki bu doğru değil. Dün bizim aslında Atina'da Yunanistan'ın baş şehri Atina'da Yunan İstan parlamento Yunan demek istemiyorum hı hı. saygısızlık olur. Hı hı. Yunanistan parlamentosunun önünde verdiğimiz NATO tarafından yapıldığını düşünüyorsunuz. Evet Bu evet ben bunun Yunanistan. NATO tarafından yapıldığını Şimdi düşünüyorum biz de ve ya ve bugün ve bugün ben e, beyaz TV ekranlarından parlamento'ya çok önemli bir çağrıda bulunmak istiyorum. Parlamento'da bulunan bütün partiler hemen pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir başvuruda bulunmalılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne demeliler ki Türkiye, Finlandiya'nın ve İsveç'in NATO'ya girme talepleri var. Bu NATO'ya girme talepleri konusunda bizim şartlarımız şu: Bir, Türkiye'de bulunan mültecilerin NATO ülkesi, NATO üyesi ülkelere eşit miktarda alınması. İki, iki, NATO'nun, NATO'nun Türkiye'nin güvenlik kaygılarını giderici tedbirler alması alması şartıyla şartıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümete Dışişleri Bakanlığı'na bu konuda tam yetki vermeli. Önümüzdeki hafta yapılacak olan NATO toplantısına giderken Dışişleri Bakanımız Sayın Cumhurbaşkanı parlamentonun tam yetkisini alarak girmeli. Bir kere de altını çiziyorum. Hangi konuda Türkiye'de bulunan mültecilerin eşit oranda NATO ülkelerine kabul edilmesi siz Türkiye'de bulunan 6,5 milyonla 9 milyon arasındaki mülteciyi Türkiye'ye bırakıp da Avrupa Birliği olarak rahat rahat edemezsiniz. Etmemelisiniz zaten. Şimdi, Nasıl ki Ukrayna'da savaş çıktı, 4,5 milyon Ukraynalı Avrupa Birliği ülkeler arasında dağıtıldıysa NATO'ya bu noktada şart konmalı. Hükümete gerekiyorsa NATO'dan çekilme yetkisi dahi verilmeli. Türkiye'deki NATO üslerinin kapatılma yetkisi dahi verilmeli ki hükümet gidince Dışişleri Bakanı, hükümetimiz gidince NATO'nun karşısında güçlü olsun. Bir kere daha altını çiziyorum. Parlamentoda grubu bulunan bütün partileri hı hı. yarın sabahleyin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne acil gizli oturum yapmak kaydı şartıyla toplantıya çağrılması hı hı. ve NATO'ya şartlarımızın öne sürülmesi konusunda 3 madde. bir mültecilerin eşit oranda NATO üyesi ülkelere alınması İki, Türkiye'nin güvenlik kaygılarının giderilmesi bu iki konunun giderilmesi kaydı şartıyla bu iki konunun Hı -hı. anlaşma şartıyla biz de İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamalıyız ama iktidar oraya hükümet oraya dışişleri bakanı oraya Hı -hı. parlamento'nun tam yetkisini almış olarak gitmedi. Şimdi tabii bakın e... bu, bu çok büyük bir fırsat. Bu Hı -hı. fırsatta, bu fırsatta bunun A partisi B partisi olmaz. Bu tarihi bir görevdir. Diğer partiler bunu kabul eder mi? Diğer Belki partiler siz... bunu kabul etmeli. Hı -hı. Diğer partiler bunu kabul etmeli. Aksi takdirde biz mülteci sorununu kolay kolay çözemeyiz. Yarın sabahleyin seçim oldu. Ben hı. 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon mülteci gönderirim demekle o insanlar gitmez. Bu NATO'da kabul edilir mi peki? NATO'da bu %100 kabul edilir. Bunun büyük bir bölümü kabul edilir. Buradaki mülteci kardeşlerimizle ben konuşuyorum. Onlar bir savaşla geldi. Hı hı. Peki NATO e, Ukrayna'dan... E, Rusya-Ukrayna savaşı münasebetiyle Oradan kaçan sarı saçlı mavi gözleri kabul ediyor da e, buradakiler niye kabul etmiyor? İkincisi Türkiye Değişim Partisi iktidarında Avrupa Birliği 6,5 milyon mülteciyi Türkiye'ye bırakarak rahat edemez. Türkiye huzursuz olursa Avrupa Birliği de huzursuz olmakla mükelleftir. Şimdi. Çünkü bu insanlar buraya savaştan geldiler. Hı hı. Biz bu insanları buraya davet etmedik. O zaman madem insan hakları varsa, demokrasi varsa evrensel hukuk kuralları varsa Avrupa Birliği'nde Amerika Birleşmiş Milletler'de mülteciler komisyonu varsa, mülteciler başkanlığı varsa, mülteciler genel müdürlüğü varsa, o zaman Türkiye'de mutlaka sahip çıkması lazım. Şimdi, ama Türkiye'nin haklarını koruması lazım. İsveç, Tam zamanı. İsveç ve Finlandiya konusunda bizim güvenlik kaygılarımız var. Bunu nasıl e, giderecekler peki? Bu konuda Şöyle, şöyle İsveç ve Finlandiya konusunda da NATO o ülkelerle dışişleri bakanları ile konuşacak. Teröre bulaşanlara teröre bulaşanlara bizim bayrağımıza toprağımıza gasp edenlerle ilgili olarak da hı hı. yoğun bir şekilde tedbir alacaktır. Yani yani birden, Türkiye'de, ya şimdi şöyle, Türkiye'de şimdi, şöyle yani İsveç'in İsveç toprak bütünlüğüne gasp eden İsveç'te huzursuzluk çıkaranlar Türkiye'ye geldiği zaman biz onlara kol kanat açarsak onlar nasıl hissederlerse onlar da şu anda bizim gibi lazım. Şöyle de bir durum var şimdi tamam e, bir takım sözler verildi diyelim. Daha sonrasında NATO'ya girdikten sonra buna nasıl güveneceğiz? Şöyle şöyle uluslararası bir anlaşma gerekiyor. Şu anda tam zamanı. NATO kurulurken diyor ki bir herhangi bir üye ülkenin onayı olmadan başka bir ülke NATO'ya alınamaz. Evet. O nedenle de o nedenle de ama bunu diyebilmesi için de Dışişleri Bakanlığı'nın, Parlamento'nun bütün siyasi partilerin desteğini arkasına alması lazım. Diğer muhalefet partilerinin başka bir önerisi varsa onu söylesinler. O nedenle yarında, yarın bu hafta çarşamba ya da perşembe günü zannediyorum ki NATO görüşmeleri yapılacak. Hı hı. Türkiye olarak da oraya katılacağız. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti parlamentonun tam desteğini alarak oraya giderse Orada daha da güçlü olur. Bizim için tarihi bir fırsattır. Türkiye Değişim Partisi iktidar olsa biz derhal parlamentoda bulunan bütün siyasi partileri toplantıya çağırırız. Parlamento'da bulunan bütün siyasi partilerden bu öneriyi bekleriz. Bu konuda yetki isteriz. Yetkiyi vermeyen varsa da milletimiz onların ne olduğunu görsün. Peki e Örneğin bakın Türkiye Değişim Partisi olarak biz Libya'da tezkerenin uzatılması konusundaki görüşümüz de Türkiye Cumhuriyeti askerleri bizim Mehmetçiğimiz sınır ötesindeyse bizim Mehmetçiğimiz Libya'da bayrağımızı toprağımızı korumak için uluslararası Fransa oradaysa İtalya oradaysa Amerika oradaysa Rusya oradaysa Türk askeri de oradaysa onlar gelmiyorsa benim askerim niye gelsin biz sınır ötesi Yurt dışı topraklarda Türkiye'mizin bayrağını dalgalandıran Mehmetçiğimize geri gel diyemeyiz. Diğer ülkeler giderse bizim bir de gelir. CHP Top, ve HDP. Toplu bir barış olursa. Evet biz hı hı. E, Türkiye Değişim Partisi olarak o konudaki görüşümüz de e, devletimizin yanında olmak. Yani askerimizin moralini bozmamak. Askerimizin orada onurlu ve gururlu bir şekilde görev yapmasını sağlamak. Peki CHP ve HDP tezkereyi hayır dedi. Kendi görüşleri onlar. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak e, askerimiz orada. He. Askerimiz gitmemiş olsa görüşme yapılmış olsa askerimizi gönderelim mi göndermeyelim mi bunun müzakerelerini yaparız. Askerimiz niye gidiyor? Hangi şartlarda gidiyor? Hangi koşullarda gidiyor? Orada diğer hangi ülkeler var? Ona bakarız. Belki o zaman hayır diyebiliriz. Ama şu anda askerimiz orada görevinin başında. Orada uluslararası birçok devletin askeri var. Onlar çekilmiyorsa benim askerim niye çekilsin? Onlar çekiliyorsa biz de çekilelim. Ama onlar çekilmiyorsa benim Mehmetçiğimin moralini nasıl e, şey yapayım? Onlar onlar süngülerini çekmişse benim askerim süngüye nasıl dur desin? Onlar bayrağını oraya çekmişse benim bayrağım niye oradan aşağı insin? Onun için biz Türkiye Değişim Partisi olarak özellikle dış Hı. politikada... İk dış politikanın iç politika malzemesi olmasını kesinlikle kabul etmeyiz. Dün bizim dün bizim orada gidip Yunanistan parlamentosunun önünde Yunanistan'ın başşehri Atina'da ülke bayrağımızı çıkarmamızın nedeni de sadece barış ve uyarıdır. Miçotakis bizim uyarımızı dün eminim ki almıştır. Miçotakis Ukrayna gibi olmak istemiyorsa hı hı. NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin oyuncağı haline gelmemelidir. İnşallah bu çağrımız cevap bulur ve yarın parlamento toplanır. Hı hı. Parlamentoda bulunan bütün siyasi partiler hükümetimize bu hafta yapılacak olan NATO görüşmeleri konusunda tam yetki. Bu çok önemli olduğu için altını çiziyorum. Tarihi bir açıklamada bulunuyorum. Hükümete tam yetki verilecek. Bir, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenli kaygılarının giderilmesi. İki... Hı hı. Türkiye'de bulunan mültecilerin eşit oranda NATO ülkesi ülkelere dağıtılması. Yani nedir? Almanya'nın 80 milyon nüfusu varsa, Türkiye'nin de 80 milyon nüfusu var. Bu 7 milyondan 500 milyon bizde kal 500 bin bizde kalacak. 500 bin de Almanya alacak. Örneğin Yunanistan, Peki. Şey, Yunanistan nüfusu ne kadar? 16 milyon. Demek ki Yunanistan 50 bin ya da 60 bin alacak. Yani bu bizim söylediğimiz Türkiye Değişim Partisinin mültecilerle ilgili söylediği e, öneri gerçekten e, en akılcı, en fazla taraftarları Hı. hiç kimseyi sıkıntıya sokmayacak ve büyük bir problemi çözecek olan bir olaydır. Aksi takdirde yarın komşularımızda bir problem oldu. İran'da hı hı. bir inşallah olması hiç temin etmeyiz. Peki oradan 10 milyon daha geldi biz ne yapacağız? Tamam peki almazlarsa hayır derlerse? Hayır derlerse NATO'dan çekilmek, NATO üslerini kapatmak dahi masanın üzerine gelmelidir. Zaten hayır diyorlarsa anlayın ki orada bir başka kulüp kurulmuştur. O kulüp o NATO ülkeleri içerisinde tek İslam olan ülke Türkiye'dir. Demek ki bir İslam ülkesini dışlıyorlar anlamına gelir ki biz de o zaman dış politikada başka bir mevzi alırız. Biz de o zaman dış politikada bir ray değiştirebiliriz. NATO Tam zamanı. NATO'dan çıkmalıdır. NATO'dan diyorsunuz. çıkmak dahil, Türkiye'deki NATO üslerinin tamamının kapatılması dahil hükümete etkilenmesi lazım ki hükümet oraya çok güçlü bir şekilde gitsin.